Artı Ankara'da Dış Kapı Sanat Atölyesi'ndeyiz. Ressamlarımızdan Kemal Ulutaş burada. Kendisini yakalamışken kısa bir röportaj yapmak istedik. Kemal Hocam tebrik ediyoruz. Yine Art Ankara'dasınız. Çok teşekkür ediyorum. Yine Art Ankara'dayız. 2020 yılında başladı bizim Art Ankara'ya katılmamız. Bu üçüncü Art Ankara katılmam ben ve arkadaşlarım. Bizim Dış Kapı Hastanesi'nde başladı bu sanat atölyesi. Dış Kapı Hastanesi malum bildiğiniz gibi Dış Kapı Hastanesi yıkılınca Etlik Şehir Hastanesi'ne atölyeyi taşıdım. Etlik Şehir Hastanesi'nde inanılmaz bir resim atölyemiz var. Dileğim odur Türkiye'deki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında böyle bir resim atölyesi olsun. Burada aşağı yukarı bir 6-7 ay hızlı bir tempolu bir çalışma içerisinde buldum kendimi. Benim yanımda sevgili arkadaşım Erdal Reşit Yılmaz da var. Erdal Hoca ile saat 17'den sonra atölyede buluşup birkaç saat çalıştığımız oluyor. Zaman zaman hafta sonları buluşmalarımız oluyor. Şu veya bu şekilde atölyemizde sanat üzerine konuşuyoruz, edebiyat üzerine konuşuyoruz, harika, öykü üzerine konuşuyoruz. Sonuçta ürettiklerimiz burada sanat severlerinin takdimine sunduk. Önemli olan sizin bundan sonra ne söyleyeceğiniz, eleştirilerinizi bekliyorum. Evet, bir böyle sanki resmi izleyene, bakana bir yorum yapma yani imkanı şöyle, sağlıyor gibisiniz fırçalarınızla. Benim için bu aşamadan sonra izleyicinin yorumu evet, çok önemli. Yani bir kitap yazdığımızda da sonuçta biz kitap yazıp matbaaya teslim ettiğimiz an bizim o kitap hakkında söz söyleme hakkımız olmaz. Okur için. Çünkü okurun takdiri değerlendirmesi önemli. Burada benim eserlerim için de izleyicinin takdiri, eleştirisi benim için çok önemli. Onları okumak da çok isterim açıkçası. Yani izleyici ne düşünüyor? Yani yarım saat boyunca veya 10 dakika boyunca veya 2 dakika boyunca bir esere baktığı zaman ne görüyor, ne buluyor, ne hissediyor veya ona ilham veriyor mu? Bunlar benim için çok keyifli olur. Duymak da isterim açıkçası. Evet, enerjiniz de hiç sönmüyor Kemal Hocam. Görüyoruz. Yani yani benim tabii sadece resim değil, ben çok iyi bir şiir okuruyum. Çok iyi bir roman ve öykü okuyorum. Ayrıca edebiyatçıyım ben ayrıca. Her günüm okuyarak geçiyor. Yani bu akşam mesela iş birazdan kapanacak Art Ankara 8'de. Ama eve gittiğimde en az 100 sayfa okurum. Ama her gün şiir okurum ve her gün müzik dinlerim. Akşamları saatlerce, benim uyumam saat 1.30-2'yi bulur. Ama 100 sayfayı mutlaka okuyacağım. O disiplin hep var. Aksi takdirde bu işler böyle okumadan, araştırmadan olmuyor maalesef. Yani ben dehayım, ben çok iyi çizerim, çok iyi yaparım. Öyle bir dünya yok. Doğru. Evet. Vallahi tebrik ediyoruz hocam. Bu yıl 4 ressam var sanırım. Bu yıl 4 ressam var. Kemal Ulutaş, Erdal Reşit Yılmaz, evet, Didem Yiğit ve Ferda Atak. Etlik Şehir Hastanesi'ndeki resim atölyesinde çalışan ressam arkadaşlarım. Hem evet, sağlıkçı hem de ressam arkadaşlarım. Evet, hepinizin emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz bu bilgilendirme için. Çok teşekkür ediyoruz. Son söz Ali Bektaş için. Lütfen Ali Bektaş'ı okuyalım. Ali Bektaş'ı yalnız bırakmayalım. Burayı keserim hocam. Yok, kesmeyin hocam lütfen. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.